Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve in lem yumkin el cem'u, eğer iki hadis arasında cem olmazsa arkadaşlar, cem mümkün olmazsa, fela yahlu, o zaman şu şeylerden hali değildir. İmme en yu'rafa et tarihu evla, yani hadislerin vurut tarihi ya bilinir ya bilinmez. Fe'n urife ve sebete el muteahharu bihi, eğer iki hadisin tarihi bilinirse ve sonraki ve sebete el muteahharu diyelim değil mi orayı? Bihi, sondaki yani en son Hazreti Peygamber'den sabit olan hadis bilinirse, ev bi, evet, ev bi esraha minhu, öyle mi o Yasin? Evet Seyden, evet. Ev sebete el muteakharu bihi ev bi esraha minhu. Minhu. Yani o ikisinden birisinin daha sarih olduğu, öyle mi, o şey yapalım? Evet Seyden. Sarih olduğu anlaşılırsa فَهُوَ النَّاسِخُ وَالْآخَرُ الْمَنْسُخُ, o zaman hadisi böyle değerlendireceğiz. Birisi nasih, birisi mensuh. Sonradaki yani tarih bakımından Hazreti Peygamber'den sonra sudur, sadır olan söz veyahut da o fiil, herhangi bir takrir de olabilir. Bu nasıhtır, diğeri mensuhtur. وَالنَّسْخُ رَفْءُ تَعَلُّقِ حُكْمٍ شَرْعِيٍ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍ مُتَأَخَّرٍ عَنْهُ. Nesih nedir arkadaşlar? Yani şer'i bir, delille şer'i bir hükmü ne yapmak? Ortadan kaldırmak. Kaldırmaktır. Yani o kaldıran daha sonra ondan, evet. Zaman bakımından daha sonra olması lazım. وَالنَّاسِخُ مَا دَلَّ عَلَى الرَّفْعِ الْمَذْكُورِ. Nasıh nedir arkadaşlar? مَا o şey ki دَلَّ عَلَى الرَّفْعِ عَلَى الرَّفْعِ الْمَذْكُورِ, değil mi? O zikredilen şeyi kaldırana delalet eden şeydir. وَتَسْمِيَتُهُ نَاسِخًا مَجَازٌ. Buna nasık dememiz aslında mecazdır. لِأَنَّ النَّاسِخَ فِي الْحَقِقَةِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالَى. Çünkü nasık kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Celle Celaluhu. وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِأُمُورٍ. Peki biz nasıkla mensuhu birbirine nasıl ayırt edeceğiz arkadaşlar? Bir takım vecihleri vardır. Esrahuha ma varada fin nassi. Yani birinin ne yapması, böyle daha sarih, açık olması. Ki hadisi Bureyde'te fi sahih-i Müslim. Kuntu neheytukum an ziyaretil kuburi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ben sizi daha önce kabirleri ziyaret etmekten sakındırıyordum, nehyediyordum, yani size yasaklıyordum. Fezuruha, onu ne yapın? Ziyaret edin. Ziyaret edin kabirleri. Fe inneha tuzekkiru el ahirete, çünkü kabir ziyareti ahireti hatırlatır. Ve minha, evet, burada demek ki daha önce kabir ziyareti yasaklanmış, daha sonra burada sarahaten, değil mi, ifade ediyor ki kabir ziyareti daha sonradan kaldırılmış, yasağı. Yani kabir ziyaretinin yasağı daha sonradan kaldırılmış arkadaşlar. Ve minha ma yeczimu es-sahabiyyu bi ennehu muteahharun. Yani sahabe burada kesin diyor ki bu kardeşin en son şeyi bu. Kavli Cabir radıyallahu teala anhu
Kâne âhirul emreyni min Resulillahi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'in en son yapmış olduğu şey, iki şeyden en son ki yapmış olduğu şey, değil mi? Terkel vudu'i mimma messet ennâru. Daha önce Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ateşte pişirilen eti yedikten sonra ne yapıyormuş? Abdest alıyormuş. Daha sonra abdest almayı ne yapmıştır? Terk etmiştir. Ahracahu ashab-ı sunen, Kütüb-i Sitte'nin dördünden olan sünenler, sünen sahipleri bu hadis-i şerifi rivayet etmişler arkadaşlar. وَمِنْهَا مَا يُعْرَفُ بِالْتَارِيْخِ وَهُوَ كَثِيرٌ. Bir de tarihle anlaşılan hadisler vardır ki bu da çoktur diyor. وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَرْوِيهِ السَّحَابِيُّ. Ama الْمُتَأَخِّرُ الْاِسْلَامِ, değil mi? İslam'ı sonradan Müslüman olan sahabi olmuş. Sahabinin rivayeti böyle değil ama. Sonradan ama Müslüman olmuş. Evet. Muariden li mutakaddimin anhu. Yani kendisinden önce Müslüman olanlara muarız olarak rivayet etmiş olduğu hadisler nasık değildir. Lihtimali en yekune semi'ahu min sahabiyyin ahara. Olabilir ki bu sahabi kendisinden daha önce Müslüman olmuş olan bir sahabiden ne yapmıştır? Duymuş olabilir. Min sahabiyyin ahara akdeme minel mutakaddimil mezkuri ev mislihi. Yani kendisi gibi daha sonradan Müslüman olmuş birisinden duymuş olabilir. Fe erselehu, hadisi mürsel olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Yani kendisiyle Hazreti Peygamber arasındaki raviyi düşürmüştür. Lakin in vaka tasrihu bi sema'ihi lehu minen nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama eğer bu geç Müslüman olan sahabi Hazreti Peygamber'den işittiğini sarahaten ifade ederse fe yuttecehu en yekune nasihan. O zaman bir vecihi olabilir, yani bu hadis nasıhtır denilebilir. Bi şartı en yekune lem yetehammel anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem şey'en kable islamihi. Bu şartı getireceğiz. Yani bu sahabi daha Müslüman olmadan önce Hazreti Peygamber'le görüşmüş olabilir, ondan bir şeyler duymuş olabilir, Müslüman olduktan sonra rivayet ediyor olabilir. Bu ihtimaller olmaması kaydıyla. Oldu mu Yasin? Evet, selam. Peki. Takıldık mı Yasin buraya? Yok Seyden, son satır okumadınız. Okumadınız mı son satırı? وَاَمَّا الْاِجْمَاءُ فَلَيْسِ بِنَاسِخٍ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ. Ama icma ne değildir? Nasık değildir. Belki de ne yapıyor? Neshe ne yapıyor? Delalet ediyor yani kesin. وَاِنْ لَمْ يُعْرَفْ اَتْتَارِيْخُ. Eğer iki hadis çakışan, böyle iki hadisin tarihi belli olmazsa fela yehlu, şundan hali değildir. İmma en yumkine tercihu ahadihima alel ahari. Birisi diğerine tercih edilebilir. Bi vecihin min vucuhi tercihi el mutaallikati bil metni ev bil isnadi. Evla. Yani iki hadisin metnine bakarsınız. Bir tane metindeki bir takım şeyler tercih sebebiniz olabilir veya senedine bakarsınız. Senetteki bir takım raviler tercih sebebiniz olabilir veya herhangi bir tercih sebebi olmaksızın da birisini alırsınız. Fe in emkene tercihu
تَعَيَّنَا الْمَصِيرُ اِلَيْهِ Eğer tercih mümkün olursa o hadisin ifade etmiş olduğu şey uygulanır, yapılır. وَاِلَّا فَلَا Eğer tercih mümkün değilse o hadislerle amel edilmez. فَصَارَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ وَاقِعًا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ Anlattığımız konu arkadaşlar, netice olarak, özet olarak şunu söyleyebiliriz. El-cem'u in emkene. İki tane çatışan hadis varsa mümkün olduğu müddetçe eğer imkan varsa cem edeceğiz. Fe-i'tibaru nasıhi vel-mensuhi. Nasıl mana vereceğiz şey Yasin? İ'tibar nasıhla mensuhu ne yapacağız? Araştıracağız değil mi Yasin? Evet Selam. Bak, araştıracağız, bakacağız yani. Nasıh nedir, mensuh nedir? Tamam, evet. İşte zamanları tamam mı? Hı-hı. Daha sonra metinden dolayı mı, isnattan dolayı mı? Fettercihu in taayyene. Eğer mümkünse tercih varsa tercih edilir. Thumma tawaqqufu anil amali bi ahadil hadithayn. Eğer bunlar mümkün değilse, bunlar olamıyorsa iki hadiste de ne yapılmayacak? Yasin. Amel edilmeyecek. Ve ta'biru bi tevakkufi evle mine ta'biri bit tesakuti. Yani böyle söylememiz, tevakkuf etmemiz ibaresini kullanmamız, tesakut ibaresini kullanmamızdan daha iyidir. Tesakut ne demek? Birbirini düşürürler de artık bunlara itibar edilmez gibi o manada kullanmıyoruz. لِيَنَّ خَفَاءَ تَرْجِيحِ اَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ Çünkü bir hadis diğerine normalde tercih edilmesi gerekiyor ama gizli tercih sebebi gizli olduğu için belki o dönemin alimleri ne yapmamıştır? Buna muttali olmamış olabilirler. Daha sonra gelen bir alim onu o tercih sebebini yakalayabilir. لِأَنَّ خَفَاءَ تَرْجِيحِ اَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ اِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَبِرِ Değil mi? Evet. İtibar alan kişiye göredir. Fil haleti errahineti. Fil haleti errahineti ne demek? Yani o anki haletine göre. Ma ihtimali en yazhara li gayrihi ma khafi aleyhi vallahu a'lem. Ama ne olabilir? Başka bir alim o şeyi muttali olabilir. O inceliğe muttali olabilir yani. Onun için tesakut demeyelim, tevakkuf diyelim. Ta ki bir tane er çıkana kadar meydana. Selam, burada yeni konu başlıyor. İsterseniz burada durabiliriz. Olur, tamam.